video gelemedi. TÜBİTAK'ta bir projeye başvurdum. Ondan dolayı bayağı uzun zaman oldu, video gelemedi. Neyse, konumuza geri dönelim. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bugün if else'i anlatacağım. Yani karşılaştırma operatörlerini anlatacağım. Peki nedir bu operatörler? Ne için kullanılır? Nerede kullanılır? Onlardan bahsedeceğim. Komut içeriğinde nasıl kullanılıyor? Onlardan bahsedeceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. If nedir? Else nedir? If eğer doğruysa bir işlemi yapmak, eğer yanlış ise başka bir işlemi yapmamıza yardımcı oluyor. Örneğin bir ısı sensörü düşünecek olursak, eğer ısı sensörü biz komutta tabi belirliyoruz. If diyoruz, ısı sensörü gelen derece 50 ise LED'i yak. Ama 50 derece değilse else komutundaki blok çalışıyor. Bu şekilde else de yazıyoruz bu sefer. Değilse LED'i söndür. Bunun gibi işlemler yapıyoruz. Veya biz sesle, örneğin ses komutunu algılayan bir robot yaptık düşünelim. Bu robotumuzun örneğin eğer ileri git diyorsak, robotumuz ileri gitsin. Geri gelmesini istiyorsak else komutu, örneğin veya ses gelmiyorsa bu sefer else komutu çalışacak. Arabamız geri gelecek. Hatta örnek olarak ben bir tane araba yapmıştım. Hemen bir saniye o videosunu da izleyelim. Tekrardan devam edelim. İleri git. Dur. Geri dön. Dur. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz gibi böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Onun dışında if ve else vardı. Bir de else if vardı. Peki bu else if nedir? Else if ise birden fazla, bakın birden fazla komutun gruplanması halinde yapılma demektir. Bu bizim ne işimize yarıyor? Örneğin 10 tane fan kullanacağımıza 20 tane fan kullanmamıza yardımcı oluyor. Örneğin bir komutta sadece if ve else kullanıyoruz. Bu sadece bir görevi yapıyor. Ama else if'te birden fazla görev yapabiliyoruz. Örneğin eylem 1, eylem 2, eylem 3 diyerek sıralama yapabiliyoruz. Else if'te. If else'te sadece ya varsa bunu yap, yoksa bunu yap. Ama else if'te ise birden fazla yapıyoruz. Örneğin eylem 1 doğruysa motoru 1 derece döndür. Eylem 2 doğruysa motoru 3 derece döndür. Eylem 3 doğruysa motoru 5 derece döndür. Veya hiçbir eylem doğru değilse bu sefer motorumuzu hiç döndürmesin gibi eylemler yapabiliyoruz else if'te. If'te dediğim gibi sadece doğruysa bir eylem yapıyoruz. Else'de de yanlış ol eğer o yaptığımız eylem bir eylem demiştim else'de. Eğer else'deki eylem yanlışsa, if'teki eylem yanlışsa else'deki komut çalışacaktır. Hatta böyle anlattım, bir özet geçtim. İsterseniz hemen bilgisayar ekranına geçelim. Orada kod halinde, şema halinde size daha rahat, daha iyi bir şekilde anlatayım. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi ilk başta bir koşul belirliyoruz if else'te. Eğer bu koşul doğruysa if komutunun hemen altındaki kod çalışır. Eğer yanlış ise else komutunun altındaki kod çalışır. Çalışma mantığı tamamen bu şekildedir. Bir örnek verecek olursak uzaklık sensöründen örnek vereceğim ben. Uzaklık sensörü 10 santimi gösterdiğinde if komutu çalışacak. Bu şekilde motor pinleri açılarak motor geri dönüşünü yapacak. Fakat eğer 10 santim de ondan fazlaysa bu şekilde else komutunun altındaki motor pinleri çalışacak. Bu şekilde motor ileri pini aktifleştirerek motorumuz ileri doğru gidecek. Yani robotumuz ileri gitmiş olacak. Bu şekilde engel gören bir tane robot yapabiliriz. Else, if kullanılarak, if else kullanılarak. Hemen ben ayrıca size ek bilgi olsun diye Arduino'da sık karşılaşılan işaretleri göstereceğim. Hemen onlara geçelim. Bakın arkadaşlar burada. Bunlar Arduino'da sık karşılaşılıyor. Fakat bazı arkadaşlarımız ne olduğunu bilmiyor. Örneğin eşitliğin ne olduğunu biliyor. Fakat iki tane yan yana kullanınca kod içeriğindeki anlamı farklı olabiliyor bazen. Bu yüzden bunlar da ek bilgi olsun diye gösterdim. Umarım yararlı olmuştur. Hemen bir sonrakine geçelim.
Bakın arkadaşlar, videomun ilk dakikalarında ben size demiştim ki if'i anlattım, else'yi anlattım, bir de else if birleşik kullanılmış. Bu ne anlama geliyor demiştim. Hani demiştim ya, 10 tane falan kullanacağımızda 20 tane falan kullanabiliyoruz. Yani birden fazla görev yapabiliyoruz bunda. Else if kullandığımızda. Örneğin if tek bir değer vermişiz. Else if'te 2 tane değer vermişim. %140, 140'a 180 gibi. Yani orta değerler vermişim. Bu şekilde else if'ten birden fazla değer kullanmışım. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 o şekilde fazla fazla kullanmışım. Ama if olduğunda sadece ya tek bir if ya da tek bir else kullanıyoruz. Ama else if'ten birçok else if komutu kullanabiliyoruz kod içeriğinde. Hemen isterseniz bunu Arduino'da nasıl yazılıyor? Zaten şu an Arduino'da yazılmış halini gösteriyorum. Sadece fotoğrafı kırptığım için böyle görünüyor. İsterseniz else ve if'in Arduino içeriğinde nasıl kullanılıyor? Hemen onu da göstereyim. Hemen isterseniz geçelim ona. Bakın burada if değeri tanımlamışız. If eğer i 3'ten küçükse digital write ile 2 numaralı pini aktifleştiriyoruz. Yani çıkış yapıyoruz. 1 yapıyoruz. Değilse digital write ile ikinci pini kapatıyoruz. Yani 0 yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken şu: if içeriğine bir koşul atamışız. Else de bir şey yok. Yani else'yi sadece süslü parantez verip hemen else'nin altında işte ne yapmasını istiyorsak onu yazmışız. Örneğin digital write ile 2 numaralı pini çıkış yapmışız. Çıkışını 0 yapmışız daha doğrusu. Yani pini kapatmışız. Ben digital write low ve high'in ne anlama geldiğini ikinci videomda, eğitimin ikinci videosunda anlatmıştım. Giriş yapmıştım. Pin mode, digital write, low falan. Bu ve buna benzer kodları ikinci videomda paylaşmıştım. Onu izleyerek ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, nerelerde kullanıldığını anlayabilirsiniz. Yani bu kadar basit bir şey. Yani hani çok daha zor olan bir şeydi. Neyse arkadaşlar, bu videom bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimi açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.